Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kestane kebap nasıl yapılır onu göreceğiz. Hepimiz kestane kebabın nasıl yapıldığını biliyorsunuz muhakkak ama bizim vereceğimiz küçük ayrıntılarla birlikte hem ilk olarak kestanenin rahat açılmasını sağlayacağız. Hem haşlama gibi sanki yumuşacık olmasını sağlayacağız. Hem de normal sobanın üzerinde ya da tavada yaptığımız kızartma yani kızartma yaptığımız şekilde lezzetli olmasını sağlayacağız. Hiç uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle kestanelerimizi yıkayarak başlıyoruz. Güzelce yıkayalım çünkü tozu toprağından arınsın. Hafif suyla haşlayacağımız için renk değişikliği olmaması adına güzelce yıkıyoruz. İkinci olarak arkadaşlar burada kestaneni nasıl kestiğimiz çok önemli. Evet, kestanemizin kolay açılabilmesi için nasıl keseceğimiz çok çok önemli. Şimdi kestanemizin bir yüzünü şöyle boydan boya çiziyorum bıçakla. Daha sonra artı işareti şeklinde bu yüzünü bakın bir buradan çizdim, bu buradan çizdim. Çok derin olmayacak şekilde çiziyorum. Kestanemizin arkasını çeviriyorum. Aynı şekilde buradan bir çizik atıyorum. Buradan da bir çizik artı şeklinde çok derin olmayacak şekilde çiziyorum. İki tarafını da çizdim. Bu şekilde bütün kestanelerimizi çiziyorum. Evet, bu şekilde hepsini artı şeklinde iki taraflarını da keserek neredeyse bitirmek üzereyiz. Kışın vazgeçilmezi. Artık dışarıda kebap almayacaksınız. Kestane kebap. Evdeki de aynı şekilde lezzetli olacak. Evet. Hepsini bu şekilde çift taraflı artı şekilde kestikten sonra bir süre yumuşaması için suda bekleteceğiz. Şöyle şu kaba alayım. Üzerini kaplayacak kadar su dolduruyorum. Ve bir 15-20 dakika kadar suyun içerisinde bekleteceğim. Evet arkadaşlar 15-20 dakika beklettiğimiz kestanelerimizi süzüyoruz. Süzdükten sonra evde herhangi bir tavayı kullanmayın bence. Bu iş için özel bir tavanız olsun, eski bir tavanız. Çünkü kestane tavayı çok yıpratan bir şey. Yani yakarak yaptığımız için tavanızda çıkmayan izler vesaire oluşturabiliyor. Tavanızı teflonsa eğer granitliyse çizebiliyor. O yüzden bu şekilde bir teflon tavayı sürekli kestane yapmak için evinizde bulundurabilirsiniz. Eğer sobanın üzerinde yapmıyorsanız. Kestanelerimizi şöyle hepsi tavaya temas edecek şekilde ne tarafta, yönünün ne tarafı olduğu çok önemli değil. Diziyoruz. Daha sonra arkadaşlar burası önemli. Direkt ocağın üstüne almıyorum. Çok az bir şekilde şöyle su olacak şekilde tavam içine kestanelerimi suyumu alıyorum. Daha sonra ocağa koyacağım ki daha da yumuşak olsun kestanelerim. Şöyle ocağıma kestanelerimi aldım. Su tamamen buharlaşana kadar ve bir tarafı kızarana kadar bekletiyorum. Daha sonra öbür tarafını çevireceğim. Arkadaşlar şu an suyunu çekti sayılır kestanelerimiz. Kestane kebap diyoruz ve öbür yüzlerini çeviriyoruz. Aslında ben bunu şimdi size video çekiyorum diye bu şekilde maşale çeviriyorum da normalde şöyle çeviririm. Çevrilmeyenleri tekrar çeviririm. Evet. Bakıyoruz şöyle. Evet. Yalnız şöyle çeviririm deyip de hiçbirini çevirememiş olmak. Evet. Harika görünüyor. Tam kestane kebap. Allah! Kışın en sevdiğim yanı bu. Yeme de yanında yat. Ama çok kilo aldırıyor. Bilginiz olsun. Acayip kalorili bir şey. Yani bir ara bakmıştım da bir tane kestane bile aslında bu saat dedim. Tabii siz ne zaman izliyorsunuz bilemeyeceğim ama genellikle akşam saatlerinde yemeği yedikten sonra yenir ya kestane böyle film izlerken,
işte sevdiğimiz insanlarla otururken, muhabbet ederken çayın yanında. Aslında bir tanesi bile o akşam saatlerinde yenmeyecek kadar kalorili. Ama ne diyoruz? Bu hayatta ölüm var. O yüzden can boğazdan gelir. Zaten kışın birkaç ay bulabildiğimiz, biraz da pahalı olan bu kestaneyi sevdiklerimizle birlikte tadını çıkara çıkara yemek lazım. Gördüğünüz gibi, bakın hemen bu kesme yöntemimiz ve suda bekletmemiz sayesinde hemen şimdiden açılmaya başladı. Elinize aldığınızda, birazdan pişince göstereceğim. Ufacık bir baskı uyguladığınızda pıt 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 diye hepsi açılacak. Çok rahat soyuluyor. Bakın hemen atmaya başladı. Bu yöntemle hem rahat soyuluyor hem de çok lezzetli oluyor kestanelerimiz. Pişsin, onu da göstereyim size. Evet arkadaşlar, harika bir şekilde bakın açılıyor. Yavaş yavaş pişiyor. Artık ne kadar pişirmek istiyorsanız. Eğer ben sertleşmesin, daha yumuşak olacağı iyiyim diyorsanız. Bakın gördüğünüz gibi tam yenilecek vaziyet. Ama ben biraz daha böyle tadını olgunlaşmış şekilde seviyorum. Bir kenarı da hafiften böyle kızarmış olsun diyorsanız daha fazla bekletebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bekledikçe açılıyor. Hiçbir şey yapmanıza bile gerek yok. Görüyorsunuz. Oo, çok sıcak ama sizin için yapacağım. Şuradan bastırmanız yeterli. Oo, çok sıcak olduğu için şu an açamıyorum. Ay, ellerim yandı. Evet, görüyorsunuz. Bütün halinde. Bununla işte kestane bir pilav yapabilirsiniz hazır yılbaşı da geliyorken. Bu şekilde hiç çaba, efor sarf etmeden zaten kendi kendilerine bile çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Biraz daha beklettikçe iyice hepsi açılacak. Bazen kabuğundan bile yani kendisi çıkıyor. Şöyle sallamanız bütün kabuklarının dökülmesine yetiyor. Bu teknikle hem lezzetli hem de uğraştırıcı olmadan bütün şeklinde kestanelerinizi yiyebilirsiniz. Afiyetler olsun. Yanına da bir çay. Oh, güzel de bir sohbet, muhabbetle tekrardan afiyetler olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.